Evet efendim, Hayat Güzel'de devam ediyor. Bugün misafirimiz operatör doktor Sibel Orçan hanımefendi bizlerle birlikte efendim ve kadın hastalıkları ve kadın doğum uzmanı kendisi, doğumdan bahsediyoruz. Eğer sizlerin de bizlere sorularınız varsa 0312 340 2040 numaradan, aynı zamanda WhatsApp numaramız 0552 340 2040 numaradan bizleri arayarak sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi sorularımız devam ediyor. İsterseniz oradan izleyicilerimizin sorularını okuyarak devam edelim. Ve demiş ki bir izleyicimiz, merhabalar demiş, hocama sorun, benim 3 tane çocuğum var, 3'ünde normal doğumu yaptım. Doğum sancısı çok zor ama suni sancı veriliyor, bunu vermeden doğum gerçekleştirilemez mi? Suni sancı normal sancıdan daha zor bir sancı demiş izleyicimiz. Olabiliyor mu acaba? Doğru doğru, hastalar söylüyorlar hocam suni sancı çok fena bir şey. Biraz önce de bahsettik ya, gerçekten daha fena bir şey. Yani o yüzden mümkün olduğunca doğal doğum yaptırmaya çalışacağız. Ama mecbur kaldığımız için veriyoruz. Mesela biraz önce söyledim ya, 41-42 hafta oldu, ne yapacağız yani? O bebek, o suyu yetmez, plazentadan giden kan akımı ona yetmeyecek. Ani bebek ölümleri oranları 41-42. Haftadan sonra fazla. Mecbur kaldığımız için veriyoruz. Yoksa biz de hani hekimler olarak çok hani hadi hemen verelim şeklinde bir uygulamamız yok. Evet, pratiğe baktığımız haklı. Yani suni sancı gerçekten normal doğum sancısından daha fena bir şey. Evet, peki diğer izleyicimizin sorusu. Hayırlı günler hocam. Ben Perkez'e demiş, 30 yaşındayım. 2 hamilelik geçirdim. İkisinde de 26. haftadan sonra tansiyon yükselmesi nedeniyle acil doğum yaptım. İkinci bebek öldü karnımda. Gebelik zehirlenmesi oldu. Bunun tedavisi var mı diye sormuş izleyicimiz. Evet. Gebelik zehirlenmesi biz hekimlerin, kadın doğum hekimlerinin en çok böyle tedirgin olduğu konulardan bir tanesi. Gerçekten ani bebek ölümleri ve maalesef anne ölümlerine de neden olabiliyor geç müdahale edilirse. Bunun tedavisi var mı? Tedavisi, bu bir damar hastalığı maalesef. Ve bu bebeğin yaptığı Nasıl bir şeydir gebelik zehirlenmesi? Şöyle bir açarsak. Şimdi şöyle çok basit anlatacağım. Evet. Bebeği yabancı cisim olarak algılıyor vücut ve damarlarda bir takım değişikliklere neden olur. Çünkü bebek sonuçta anne ile babanın sperm ve yumurtanın birleşimi. Ve babaya ait materyal bize yabancı bir materyal. O yüzden vücut bunu bu bana ait değilmiş gibi algılayıp damarlarda bir takım değişikliklere neden olup tansiyon yüksekliği yapıyor. Tabii bunun başka bir sürü nedenleri var. Peki bu belli bir aşaması genetik var mı? Genetik şeyi de var, zemin de var. Mesela polikistik over hastalarına daha fazla görebiliyoruz. Kilolu hastalarda tansiyonu, daha önceden tansiyon olan hastalarda, şeker hastalarında, yani riskli grup hastalarda daha fazla görüyoruz. Ama bir önlenebilen nedenleri var. Önlenemeyen nedenleri var. Aynı normal tansiyon gibi düşünün. Evet. Mesela o normal tansiyonda önlenebilir neden nedir? Kilo almayacaksınız, diyet yapacaksınız, tuzsuz yiyeceksiniz, bol protein yiyeceksiniz ki protein kaçağı olmayacak. İşte ayaklarda, ellerde ödeme nedeni olmayacak. O yüzden bu hanımefendinin mutlaka gebelikten önce ideal kilosunda olması lazım. Ve gebelik süresince de yakın takip olması lazım. Bizim böyle takip ettiğimiz çok hasta oldu. Öncesinde kötü doğum hikayeleri, doğum deneyimleri var. Ve gerçekten psikolojileri de çok yıkılıyor bu hastaların ama kendilerini koyverip gidiyorlar. Yani böyle bir bakıyorsun, kilolular 80-90 kilo tekrar gebe kalıyor. Aynı hikayeyi yaşarsın aynı genetik zeminle. O yüzden mutlaka bazal metabolizmalarla ilgili bir ölçüm yaptırıp beden kitle indeksiyle alakalı ideal kilolarına ulaştıktan sonra gebelik planlamalarını öneriyoruz. İdeal kiloya ulaştıktan sonrasında. Peki biraz önce izleyicimizin de sorusu vardı. Ağrılı doğum, ağrısız doğum. Acaba epidural kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız? Gerçi bunu doktorumuz karar veriyor sonuçta ama. Değil aslında. Değil mi? Değil, lafınızı kesin. Kişi kendisi yani beraber. Beraber karar veriyor. Beraber ortak bir karar almak lazım. Peki ağrısız doğum var mı? Var. Var. Nasıl oluyor? Biz ağrısız doğum dediğimiz epiduralli doğum, yani anestezili, spinal ya da epidural dediğimiz, daha çok epidural ya da kombin anestezi uyguluyor bizim anestezi hekimimiz. Evet. Mesela onu da hastalar çok soruyorlar. Hocam normal doğurayım, kendi sancımda mı doğurayım yoksa epiduralli mi normal doğurayım? Ben anlatıyoruz biz. Bizim eğitimlerde özellikle anestezi doktoru arkadaşım, çok iyi bir hekim arkadaşımla çalışıyorum, çok şanslıyım. Evet. Onunla beraber eğitimlerde anlatıyoruz ve hasta hazır geliyor. Yine psikolojik olarak da hazır geliyor doğuma, kararını vermiş olarak geliyor. Mesela yine şunu söylüyorum, epiduralli doğum şart mı? Normal doğumdan bahsediyorum. Sezaryen de zaten kullanacağız bunu mecbur. Bence şart değil. Bu tamamen hastaya bağlı. Mesela hep diyorum, aklı başında hastada gerek yok. O ne demek diyor. Yani bazı hastaların ağrı eşikleri düşük. Daha doğum 10 santimde gerçekleşirken 1-2 santimde kendini yerden yere atmaya başlıyorsa, ben bu ağrıya dayanamıyorum diyorsa, o zaman epiduralli doğumu tavsiye ediyorum. Zaten bizim uyguladığımız, anestezi hekim arkadaşımın uyguladığı yöntemde. Peki epidurali bir açalım mı? Açalım. Evet. Belden bir iğne yerleştiriyor belin belirli boşluk belirli bir boşluğuna ve oradan
daha gebe doğumun başlangıcında 1-2 santimken ağrılar çok şiddetli düzeye ulaşmadan iğneyi yerleştirdik. Evet. Ve o aralığa ilaç vermiyoruz biz. Hasta ne zaman ki, biraz önce söyledim ya size, çok ağrılı bir dönem var, 15-20 dakika böyle gerçekten böyle sıkıntılı bir evre. O evrede diyorum ki ben dayanamıyorum dediği zaman söyle ilacı verelim. İlacı verip rahatlatıyoruz. Yani sürekli böyle hastalar düşünüyorlar ki epidural normal doğum yaptığım zaman doğurana kadar yatalak bir şekilde kalacağım. Evet. Sonrasında yatalak kalacağım. Öyle bir şey yok. En ağrılı olan dönemde ilacını yapıyoruz. Daha sonra eğer hastanın kesisi varsa, özellikle ilk gebelerde epiduralin çok güzel bir faydası oluyor. Yine epiduralin ilacını verip kesi tamirini yapıyoruz. Yani dikişini atmış evet, oluyoruz. Dikişini. Daha Türkçesini söyleyeyim. Evet. O yüzden tamamen hastaya sormak lazım. Ben hastanın gidişatına bakıyorum. Bir 3-4 santim oldu. Hiç sesi çıkmıyor. Hocam iyiyim ben böyle filan diyor. Hadi diyorum, ya bence atlatacaksın diyorum. Epidural sana şart değil. Ya da doğal doğum sancısıyla gelen doğumlarda da epidural çok şart olmuyor. Çünkü hızlı ilerliyor. Çabuk ve kolay ilerliyor. Ama suni sancılı bir doğumda baktık süreç 11-12 saati bulacak. Bu kadına da böyle hani işkence yapmaya gerek yok. İstersen sana diyorum hani başından epidural takalım. Zaten Allah korusun epiduralin şöyle bir faydası var. Diyelim sezaryana döndük. Bebeğin kalp atışlarında çökme oldu, bir sıkıntı yaşadık. Belde teşhisat duruyor. Sezaryen almamız 5 dakika. 5 dakika gibi. İçerisinde hemen ameliyatı hazır hale getirip. Aynen hazır hale gelmiş oluyor. Onda öyle bir faydası oluyor. Evet peki. Şimdi hepsinin ayrı bir yeri var ama mesela epiduralde kişinin bilinci açık oluyor galiba değil mi? Evet uyanık. Uyanık. Belden aşağısı. Belden aşağısını hissetmiyor sadece. Onun haricinde bütün işlevleri, hayati işlevleri aynı şekilde devam ediyor. Peki sezaryana aldığımız zamanlarda, şimdi ilk önce aslında şundan bahsedelim. Normal doğumun faydasından hem anne için hem bebek için faydasından bahsedelim. Sonra da sezaryana geçtiğimiz zamanda acaba neler yaşanıyor kısmını ona da değinmiş olalım. İlk önce normal doğumdan bahsedelim. Evet, normal doğumun faydaları zaten gerçekten anlatmakla bitmez. Çok faydası var ama şimdi bunu normal doğumun faydalarını anlatırken sezaryanı da böyle çok kötülememek lazım. Tabii ki. O da sonuçta bir kurtarma ameliyatı. Benim iki tane çocuğum var. Ben de ikisini de sezaryanla doğurdum mesela. Evet. Tamam yani öyle olması gerekiyorsa da öyle olması gerekiyor. Normalde onun ne faydası var? Bebek kanaldan geçerken bir kere böyle hani o sıkışarak geçiyor. O akciğerdeki fazla sıvı atılmış oluyor. Yaş akciğer dediğimiz sezaryen sonrası gördüğümüz bebeklerde solunum problemlerini normal doğurulan bebeklerde çok görmüyoruz. Evet. Şimdi yeni çalışmalar var, siz de biliyorsunuz bu mikrobiyata dedikleri oradaki annenin florasını alıyor filan. Evet. Da güzel çalışmalar. Annenin ağrısıyla beraber vücut diyor ki hani dedik ya belirli hormonlar salgılanıyor. Sütü çok güzel geliyor normal doğum sonrası. Ama bazen hastalar şöyle diyor, hocam ben sezaryen olursam sütüm gelmeyecekmiş, dünyanın sonu mu? Yok, sezaryanla da ortalama 48 ila 72 saat sonra emzirmeye bağlı süt geliyor. Hani sütle ilgili kaygıları olabilir. Evet, normal doğumda çok daha çabuk sürede, çok daha güzel bir şekilde süt gelebiliyor. Onun dışında toparlanması kolay. Sezaryen sonuçta bir ameliyat. Yani ilk bir ya da iki gün sonra biz hastayı taburcu ediyoruz ama yine de karının açıldığı, işte dikiş atıldığı bir ameliyat. Normal doğumda özellikle işler çok yolunda giderse çok az dikişi oluyor. Bazen hiç olmayabiliyor. Ben hep şey diyorum, sanki marketten bebeğini aldın gibi bak şimdi eve gidiyorsun. Ertesi gün gerçekten öyle oluyor. Çantalarını alıyorlar, o ben gidiyorum falan. Sezaryen biraz daha yavaş yürüyorlar. Yani normal doğuranla sezaryen doğuranı şöyle serviste gördüğünüz zaman bile... Evet, bazen şunu söylüyorlar, normal doğum yapan kişiler, ben ertesi gün evde iş yapmaya başladım bile diyenler var. Kesinlikle öyle. Çok rahatlığı ve pratikliği var. Kesinlikle peki, öyle. Sezaryen doğuma geçtiğimiz zaman, şimdi sezaryen doğumda da yine dediğiniz gibi kötülememek gerekiyor. Çünkü o da elzem bir durum. Vücut bunu tolere edemediği için farklı bir şekilde bebeğin alınması gerektiği için bir ameliyat. Peki bu ameliyatta da yine kişinin kendisini hazırlaması, dediğiniz gibi kendisini hazırlaması gerekiyor. Ne hissediyor kısmı önemli. Bundan sonraki süreç acaba onu neler bekliyor bu kişiye? Şöyle, sezaryandan da çok korkmasınlar. Bu sefer sezaryen yapamıyoruz. Gerçekten korkulu kaygılı bir bünyeye. Yani vücudun kan akımı değişiyor. Tansiyon yükseliyor. Öyle sezaryen hikayeleri anlatılmış ki işte bir hafta ayağa kalkamamış falan filan. Şimdi sezaryen yöntemleri de çok basit ve kolay. Evet. Yani epidural takıyoruz. Anne uyanık oluyor. Babayı içeri alıyoruz filan. Bu hani şeyde de sosyal medyada fotoğraflarını görüyorsunuz. Artık eskisi kadar korkulu değil. Dikişler çok daha şey. Ama bu hani sezaryanı olun ya da teşvik etmek anlamında söylemiyorum. Sadece o kadar da korkulacak bir şey değil. Olması gerekiyorsa yapılacak bir uygulama.
Evet, kesinlikle olması gereken kişiler var. Hı-hı. Peki bazen şunu da yaşıyor izleyicilerimizden, hı-hı, ya da çevremizden duyduğumuz kadarıyla kişi doğum yaptıktan sonrasında ölü doğumlar olabiliyor. Ya da anne için sakıncalı, hı-hı, bebek için sakıncalı durumlar da olabiliyor. Hı-hı. Acaba bunlar neden kaynaklanıyor? Hı-hı. Şimdi bunlar gerçekten, ben mesela kadın doğum hekimliğin boyunca hep söylüyorum, hiç profesyonelleşilemeyecek bir alan. Yani siz biraz önce soru sordunuz. Evet. Hocam soralım mı dediniz. Ben bir kötü oldum hissettiniz çünkü. Evet. Yani soruda bile insan kötü oluyor. Hani biz kadınız, anne olarak, kadın olarak gerçekten, evet, o çok farklı bir acı. Yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz maalesef. Peki bunu en aza indirmek için ne yapmak lazım? İşte gebeye düşen görevler var. Çok kilolu gebe kalmayacak. Evet. Çok ağır iş yapmayacak. Halı yıkamayacak. Günlük ev hayatına devam edebilir ama yani gebenin çok ağır iş yapmasını ben tavsiye etmiyorum. Biraz dikkatli olacak. Hı hı. Kendine dikkat edecek. Evet. Onun dışında bizim tarafımızdan alınacak bir önlem varsa belki geri giden bir bebeği sık takip etmek. Gebelik şekeri olan bir gebeye gerekli ilaç düzenlemelerini yapmak. Ve gerekli koruyucu önlemler. Ama yine de şunu da söyleyeyim. Yani takdir-i ilahi. Onun, evet, ötesine de geçemiyoruz. Ama biz üstümüze düşeni yapalım. Bir de kurtaramadığımız bir grup var. Mesela benim çok üzüldüğüm, özellikle kadın doğum hekimliğinde çaresiz kaldığımız durum, ani, bundan yaklaşık 2-3 ay önce başımıza geldi. Ani bebeğin eşinin ayrılması. Mesela normalde bebek doğar, ondan sonra bebeğin eşi ayrılır. Ama bazen ne oluyor bilmiyoruz. Hani demiştim ya, doğum başlatan hormonal mekanizmalar var. Onlar gidiyor, bebeği kanala sokacakken bebeğin eşini yırtıyor ve ani bir kanamayla bebeği zaten maalesef ki kaybediyoruz 5-10 dakika içinde ve anneyi de kaybedebiliyoruz. O yüzden yani artık zaten sağlığa ulaşmak çok kolay. Anne bebek ölümleri çok azaldı Türkiye'de. Evet. Mümkünse bir sağlık kuruluşundan çok uzakta, işte 2 saat 3 saat mesafede olmaması lazım gebenin. Ve bununla ilgili ne kadar yakınsa, ne kadar yakın olursa iyi. Çünkü gebe her an kanayabilecek potansiyele sahiptir. Peki taramalar için ne düşünüyorsunuz? Mesela gebelik döneminde özellikle yapılan işte ikili tarama, üçlü tarama gibi şeyler var. Bunlar acaba... İyice kafanızı karıştırdım, siz sorun da. Karıştırın kafamızı. Acaba nedir, ne değildir kısmı? Aydınlan diye çağırdık sizi. Kafamızı. Şimdi ben yine kendimden örnek vereyim, kafanız iyice karışsın diye. Evet. Ben ilk gebeliğimde ikili test de yaptırdım. Dörtlü tarama da yaptırdım. Hı-hı. İki taramayı da yaptırdım. Evet. İkincide de hiçbirini yaptırmadım. Evet. Hangisi doğruydu? İkisi de bendim. İkisinde de gerekli çalışmalar çok fazla değişmedi. Hangisi doğruydu? O anki kafam öyleydi. İkincisindeki kafam da öyleydi. Neden böyle yaptım onu anlatayım. Şimdi hastaya doğru bilgilendirme yapmak lazım. Şimdi Down sendromlu ya da böyle genetik anomali olan bebekler var. Bu tarama testleri bunların tarama testi. Mesela hasta diyorsa ki bunlar %100 güvenilir testler değiller. Bu arada elimizde %99'u oranında güvenilir kandan tespit edilebilen, hiç ikili dörtlü tarama yapmaya gerek kalmayan yeni testler çıktı. Evet. Bunlar da çok güzel testler. Evet. Bunlar da yapılabilir. Şu an çok yaygın. Evet. Ama ikili ve dörtlü tarama çok %100 güvenilir testler değiller. Çünkü hastalar hep şöyle dolaşıyorlar. Toplumda görmüşsünüzdür. Bebeğime sakat dediler, NOS normalde oldu. Evet. İşte bu yalancı yüzdeler nedeniyle, çok güvenilir olmadığı için, bunların çok güvenilir olmadığını, bebekte %100 bir sakatla neden olmadığını güzel anlatmak lazım. Ama evet, bunu anlatabilmek için de çok yoğun poliklinik yapmayacağız. Evet. Yani hekimler çok yoğun olsa nasıl biz bu kadar mesela geniş herkese geniş gerektiği kadar anlatacağız. Evet. Hasta kendisi seçecek. Biz bazen şöyle yapıyoruz, zamanımız yok, ne yapalım hekimler olarak? İkili test istiyor musun diyoruz, hasta ne olduğunu bilmiyor ki. Ya evet, dörtlü test istiyor musun? Bilmiyorum. Yani yaptırıyor, bir risk çıkında diyor ki benim bebeğim sakatmış. Hayır, hiç alakası yok. Bunlar sadece risk verir. Olasılık der ki, senin, yani. Olasılık verir. Senin bebeğinin Down sendromu olma ihtimali 1/256. Yani 256 gebe senin riskine sahip dünyada çalışma yapılmış. Sadece bir tanesi Down sendromu. 255'i normal demek. Bunu böyle uzun 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 anlatıyorum ben. Sonra diyor ki mesela hasta, yine hastaya bırakıyorum. Hocam diyor, ben hiçbir test yapmak istemiyorum. Çünkü bebeğim Down sendromlu olursa da ben bunu doğuracağım. Bilmek de istemiyorum diyor. Saygı duyuyorum. Zorla ikili test, dörtlü test ya da hiçbir tarama testi yapılmaz. Hasta istemiyorsa ultrason bile yapılmaz. Evet. Ya da diyor ki hocam, ben bilmek istiyorum sakatlık varsa. Yaptırmak istiyorum bunu. Dediğim gibi çeşitli kombinasyonlar farklı tamamen hastaya bırakıyorum ben bunu. Çıkabiliyor. Ben mesela ikincide dedim ki bu testleri yaptıracağım ama
Allah korusun bir sakatlık olsa da ben doğurmak istiyorum. O yüzden hiçbir testi yaptırıp kafamda karıştırmak istemiyorum. Çünkü psikolojinizi bozacaksa, ikili test yüksek geldi diye gebelik boyunca normal bir bebekle ilgili bebeğim sakat mı sakat mı diye dolaşacaksa diyorum ki hiç yaptırma. Ya da gel gidelim şu kan kesin kan testini yaptıralım. İçimiz rahat etsin. O muydu bu muydu diye girmeyelim. O kan testinde nelere bakılıyor peki? O kan testinde de yine bu genetik anomalili parametreler var. Her laboratuvarın farklı. 10 ila 13 tane parametreye bakılıyor. Bu evet. Zeka geriliğiyle giden hastalıklara bakılıyor ve %99'a yakında bize sonuç veriyor. Ama biraz maliyeti yüksek tabii. İkili dörtlü taramayı niye çok tercih ediyoruz? Çünkü maliyetleri düşük, ucuz onlar. Evet, peki. O zaman kısa bir ara diyelim, sonra devam edelim sohbetimize. Evet efendim, kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz.